hoş geldiniz. Mühürlediğiniz gibi duruyor inşaat. Bir tek çivi bile çakılmadı. Niye çakılmadı peki? Malumunuz burası yeşil alan. Yeşil alan öyle mi? Sana ne peki? Burada sığır mı otlatacaksın? Ayıp! Bu kafayla halka nasıl hizmet edeceksin sen? Açın mühürü! Neler oluyor? Bu güzel inşaata devam! Sağ olun! Ha, şu boş sahili de istemiştim değil mi? Siz bilirsiniz! Orası da senin! Anasını satayım, doldur evleri! Halk plajını kapattım! Evlerinde yıkansınlar! Sağ olun efendim, Allah ömür versin efendim, sağ olun! Ne bu böyle, lokanta bomboş? Kapattınız ya sayın başkanım, cezamın bitmesine daha 3 gün var. Af çıktı, aç lokantanı. Sağ olun sayın başkanım. Ver bakayım şu fiyat listeni. Tabii buyurun, buyurun sayın başkanım. Ne bu böyle, her şey sudan ucuz. 15.000 liraya bonfile olur mu? 50.000 liradan satacaksın. Tutturabildiğine, her şeye zam yap. İyi ama... Aması maması yok. Pahalı dükkanın müşterisi çok olur. Ayrıca parası olmayan gelmesin, çalışsın para kazansın. Kasabamızda her şey serbest. İş başı! Fırınımı açtığınız için sağ olun reis bey. Onca işçi aç bir ilaç kalmıştı. Bakın! Bakın, gramı gramına tas tamam. Bundan böyle değil eksik, fazla yapmazsam şerefsizim. Bu ne sorumsuzluk? Halkın sağlığıyla nasıl oynarsın sen? Fazla ekmek yedirip kalp hastası yapacaksın hemşerilerimi. Yağma yok. Gramı iyice düşüreceksin. Geçen sefer kaç gram eksikti? 10 gram. Bundan böyle 50 gram eksilteceksin. Serbest ticaret. Tamam mı? Hadi gidelim. Allah Allah! İşte son rapor bu. Sayın Başkanım, alınan benzin numunesinde karışık madde görülmemiş olup %100 benzin olduğu tespit edilmiş. Buyurun. Öyle mi Rıza Efendi? Evet Sayın Başkanım. Emriniz üzerine gerekli tertibatı aldık. Artık depolarımıza hiç su sızmıyor. Sende hiç vicdan yok mu? Saf benzin satıp tamirci esnafın ekmeğiyle nasıl oynarsın? Ayrıca bu kadar dövize har vurup harman savurmaya ne gerek var? %10 su katacaksın. Yoksa ömür boyu kapatırım ha. Baş üstüne başkanım. Senin cezanın bitmesine ne kaldı? 2 gün var başkanım. Bugünden itibaren müşteri alabilirsin. Başüstüne, başüstüne. Kayıtlarda çifte rezervasyona rastlamadım. İhtarınızdan sonra yapmıyoruz efendim. Yapacaksın. Çifte rezervasyon yapmamak ihanettir. Vatan hainliğidir. Ülke kalkınmasını baltalamaktır. 100 turist gelecekse 50 turist gelecek, öyle mi? Yazıklar olsun sana. Bundan sonra 3 rezervasyon yapacaksın. Yer bulamayan turist pansiyonlara gitsin. Başla efendim, emriniz olur efendim. Benzine bastık suyu, canına yandığım bozulan arabalar tamirciye. Parçacılar doldu taştı. Ustalar kazanıyor ama sokakta benzin alacak araba kalmadı. Hepsi bozuldu. Otelde fareler cirit atıyor. 3'lü rezervasyon geri tepti. Turistler pansiyonu daha temiz buluyor. Milletimiz sıcakkanlı, hoş sohbet. Bu turistlerin de hoşuna gidiyor. Evlerde yatıp kalkıyor kardeşim. Otelciliği öldürdü. Fiyatları serbest bıraktı ama müşteri yok. Önüne gelen lokanta açmaya başladı. Biz kime hizmet vereceğiz? Bu kadar serbestlik de fazla. Karşı partinin adamlarına da aynı kolaylığı sağladı. Sahili müteahhit Selim'e vermiş. Bizle karşı partinin arasında ne fark kaldı? Eşitlik bunun neresinde? Beyler, kafanızı çalıştırın biraz. Adam yine oğlu Hin. Bizi önce sıkıştırdı, ezdi, sonra meydanı boş bıraktı. Neden? Oğluyla damadı boş meydanda cirit atsın diye. Haklısınız. En iyisi biz milletvekiline haber sağlayalım gelsin. Partimizi ancak o kurtarır. Siz boşuna zahmet ettiniz sayın vekilim. Ben size rapor gönderecektim. Ben senin hakkında dakika başı rapor alıyorum. Sana vur dedik, ne yazık ki sen öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim. Buyurduğunuz gibi altın öğüdünüzü tuttum. Gözlerimi kapadım, vazifemi yaptım. Gözlerini haddinden fazla kapatmışsın Zühtü Bey. Oğlunla damadının vurgunlarına göz yummuşsun. İftira sayın vekilim. Oğlumla damadıma en küçük bir menfaat bile sağlamadım. Yanlış anlama. Sana hesap sormuyorum. Denetlemiyorum. Elbette ki bal tutan parmak yalayacak. Ama makul ölçülerde olmalı. Sen kepçeyle yerken etrafına da kaşıkla ikram edeceksin ki hır çıkmasın. Gerçi partimizin belediye reisiyim ama ben asla devletin malı deniz diye düşünmedim. Yemedim, yakınlarıma da yedirtmedim. Anlaşamıyoruz. Ya çok kurnazsın, ya da çok saf. Her neyse, sana ikinci altın öğüdümü söylüyorum. Öyle davran ki ne şiş yansın, ne de kebap. Ne şiş yansın, ne kebap. Yakınlarıma menfaat sağlamadım diyorsun. Ama millet kör değil. Çık şöyle bir dolaş, etrafına bak. Millet kör değil Zühtü Bey. Hoş geldiniz sayın başkanım. Sen ne arıyorsun burada? Ben sana makam arabası istemiyorum demedim mi? Dediniz efendim. Niye getirdin öyleyse? Sizin için getirmedim ki, hanımefendi için getirdim. Çabuk arabayı götür. Emredersiniz efendim. Hadi dağılın bakayım şu. İyi ki erken geldin. Ben de uğrayıp seni alacaktım. Çaya davetliyiz. Nereye? Hülya'ya canım. Kızım karnı burnunda. Bir kere arayıp sordun mu? Vaktim mi var? Ama çocukları ihmal ettiğim doğru. Gidelim. Araba demin buradaydı. Nereye gitti? Yolladım. Yaya mı gideceğiz? Eskiden her yere arabayla mı giderdik? Hava alırız. Yürü. Bizim Hakan değil mi bu? Hmm. Ne yapıyorlar? Çocuklar eğleniyor canım. Hadi gel, çaya geç kalıyoruz. Dur, nereye? Geldik canım. Hülya burada mı oturuyor? Ne sandın? Doktor deniz havası tavsiye etti. Hadi gel. Hoş geldiniz hanımefendi, hoş geldiniz beyefendi, buyurun. Hülya nerede kızım? Bahçede sizi bekliyor, buyurun, buyurun. Bakalım evin içini de beğenecek misin? Siz şöyle geçin, ben çayı demleyeyim. Olur kızım. Hülya, biz geldik kızım. Nerede kaldınız kuzum? Baban çok meşgul güzelim. Anca yakalayabildim. Hadi gel canım. Canım. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin babacığım. Buyurun, oturun. Sen şimdi bizi bırak, geç otur bakayım şuraya. Fazla ayakta durmaman lazım. Aman anne, saçmalama. Doktorlar tam tersini söylüyor. Daha hareketli olmam lazımmış. Doktorlar anlamaz canım. Seni ben doğurdum, benden iyi mi bileceksin? Peki. Sen de ne dikilip duruyorsun? Otursana şuraya. Akın nerede? Güneşleniyor. Akın! Geldiler! Hoş geldiniz. Gelmeseydiniz gönül koyacaktım babacığım. Makamınızda oturmuyorsunuz ki sizi ziyaret edelim. Sorunlar o kadar çok ki gün geçtikçe artıyor. Doğum yapar yapmaz Akın'la Amerika'ya gitmeyi planladık. İzin verirsen annemi de götüreceğiz. Zaten birbirimizin yüzünü pek göremiyoruz. Ha burada olmuşum, ha Amerika'da, ne fark eder? İyi ama para lazım. Para sorun değil, hiç değil. Senin damadın artık top atsalar yere yıkılmaz babacığım. Sana Akın'ın ne kadar kabiliyetli olduğunu söylemiştim. İşlerini kısa zamanda büyüttü. Nasıl oldu bu? Sihirli bir değnek değmedi ya. Sermayesi de yoktu. Baştan başlayalım. Önce... Bu ev nereden çıktı? Hediye babacığım. Kimden? Müteahhit Selim Bey sağ olsun. Ayrıca sahilde yapılacak blok apartmanlardan biri... ...torununuz üzerine tescil edildi bile. Neden? Bilmem. Sayenizde tabii. Sahile site yapılmasını siz önermişsiniz. Ayrıca babama da sosyal tesislerin işletmesini vaat etti. O da sizin sayenizde. Şimdi oynatacağım. Çocuklar ne güzel eğleniyorlar değil mi hayatım? Hakan! Gelsene oğlum, baban ziyaretine geldi. Geliyorum mami! Bak, ben babama gitmek, sen burada beklemek, tamam mı? Neyin var kuzum senin? Hakan ne zamandır bu otelde kalıyor? Bilmem, birkaç aydır galiba. Ne haber baba? Söyle bakayım, kimdi o kız güzel oğlum? Bir Amerikalı. Nasıl, fena değil değil mi? Aa, ben ecnebi gelin filan istemem. Dalga mı geçiyorsun anne? Evlenmeyi düşünen kim? Baba, sana bir viski koyayım mı? Geç otur şöyle. Ne işin var bu otelde? Burada kalıyorum. Misafirsin. Hı hı. Çarşıdaki dükkanlar... Hediye. Turistik tesislerdeki ortaklığın... Onlar da hediye. Fena mı? Öğrenmek istiyorum. Nasıl oldu bütün bunlar? Çok kolay oldu baba. Elini uzatan ortaklık teklif etti. Onlar para koydular, ben sadece yanlarında dolaştım. Beni gören bütün kapılar açıldı. Yani beni kullandın. Hayır baba, ben makamını kullandım. Sadece koltuğunu. Hayır, namusumu kullandın. Boş versene baba. Bal tutan parmağını yalar. Böyle gelmiş böyle gider, sen akan dereleri durduramazsın. Durdururum. Nasıl yapacaksın bunu? İstifa edeceğim. İstifa edemezsin! Kesin kararlıyım. Mümkün değil! Şu anda mecliste birbirimizi yiyoruz. Erken seçim için mi? Ne erken seçimi yahu? Seçim olursa ne olacağı belli mi? Hem bu kısa sürede hazırlık yapamayız. Kaybedersek partimizin prestiji sarsılır. İstifa etmezsem de benim beynim sarsılacak. Ah. Bak Zühtü Bey kardeşim, sen kişilikli bir insansın. Seni boşuna başkan seçtirmedik. Sende çok gizli meziyetler var. Sen dahi bir lidersin. Çok daha yüksek mevkilere layıksın. Sen padişah olmalıymışsın. Bak, sana üçüncü bir altın öğüdüm daha var. Kabuğundan çık, makamının hakkını ver. Yönet ulan! Beni yönet! Beni bırak, partiyi yönet! Partiyi bırak, memleketi! Onu da bırak, yedi cihanı yönet ulan! Padişahsın sen be! Padişah! Padişah!